Nefesin kesildi. Abi şimdi son adamın şeyi var ya, sağlığın %50'sini de götürüyor ya. İşte. Yani gireceğin rolün %50'den fazla sağlık olması lazım en az. Ve yine anlamsız bir kara özelliği. Şimdi bir Hyperion var. Olmazsa biraz sağlık da basabiliriz. Bence Hyperion onun üstünden geçer ya. Ya ekstrem bir şey olmaz hani, zaten kolay bir bölüm olduğu için. Bilim hariç şey oluyordu değil mi? Evet, bilim dışındakilerde... %50 demiş düşüyor. Aynen öyle. Sağlığımız da yok. Neyse, bismillah diyelim, bir Hyperion'a girelim. Bakalım ne olacak. Aynen. Arkadaşlar Hyperion'un damage'ini ne kadar kesebilirsiniz yani? Aslında burada sorulması gereken mevzuat bu. Hyperion'un damage'i ne kadar düşebilir? Ya Hyperion inanılmaz bir hero. Şu oyunda 3-4 tane 3 yıldız var ki yeri yani 3 yıldız olmasına rağmen 4 yıldızlar kadar büyük işler yapabilen. Değil mi? Onlardan bir tanesi kesinlikle Hyperion. Gerçekten muazzam bir hero. Ya yapabildikleri o kadar etkili ki, o kadar etkili ki. Enfes bir hükeme. Şu anda normalde Karado iyileşme engeli olmasaydı D3 atıp canımızı da doldurabilirdik. Veya güç barını fullleyip geriye bekleyip üzerimize aldığımız kozmik yüklerle bunu da yapabilirdik. Bu hero her şeyi yapabiliyor. Tek başına takım. Takım yani. Tek başına bir takım bu. Yani kaybedilen şu andaki canın büyük 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 değeri kar olan kaynaklı olarak kaybedildi. Görüyorsunuz yani böyle bir şey yok ya. Yani. Adam dövmek dedikleri tabir bu işte. Gerçekten de bu. Dövüyor yani. Hakikaten dövüyor. D2 peşinde D2 böyle bir hero yok ya. Muazzam muazzam. Elektra yapacağı hiçbir şey yok arkadaşlar. Açık kolluyor artık. Yapay zekayı da bir hayli geliştirdiler. Artık eskisi gibi dövüşmüyor. Bir şeyi deniyor birkaç kere. Eğer olmuyorsa farklı bir yönteme geçmeye başlıyor. Apache gibi aynı şeyi yapıp durmuyor. Bu da enteresan bir şey. Yani oyun ne kadar ilerlemiş onu da buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Ve Hyperion döve rakibini yerde bir etmiyor. Abi insanlara bakıyorum mesela şunun 5 yıldızı var. Yani özeniyorsun, imreniyorsun mesela. Hakikaten yani. 5 yıldızı gelip de bu çöpü ne yapacağım diye soran da var tabii. Ya onun çoğu art niyetli soruyor mesela. Hani bak bana Hyperion geldi, bilim muhabbeti vesaire falan. Arkadaşlar. 2 tane hero ile burayı komple geçermişiz. Aynen abi, Hyperion ve Medusa. Ama. Sen kim vurdu mu söyledin? Hyperion ve Stark. Stark aynen, onlar da giderdi. Arkadaşlar burayı 3 yıldızlarla bitirdik. Bir sonraki bölümleri de deneyeceğiz inşallah. Onları da en yakın zamanda videolarını atacağız. Umarız bu video sizlere faydalı olmuştur. Bir defa arkadaşlar şu videoda şu çok önemli. Biz burayı 3 yıldızlarla geçmeye çalışmamızın, geçmek için uğraşmamızın bir sebebi var arkadaşlar. 3 yıldızlarla biz burayı geçebiliyoruz. Bakın ne kadar iyi oynuyoruz değil. Estağfurullah. Sizin özgüveninizi yerine getirmek. Hani burası çok zor. Ben burayı geçemem diye düşünen arkadaşlar için özellikle yapıyoruz. Aynen. Ki bunu görsünler. 3 yıldızlar dahi burayı geçebiliyor. Biraz sabır.
Biraz da el becerisiyle yapamayacağınız hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani gözünüz korkmasın. Koleksiyonun parçası olmayan yazabilir, bilmem ne yazabilir, muhteşem sınav diyebilir. İşin hepsi toplamında vurmanıza bakıyor. Biraz zaman alır ama sonuçta indirirsiniz. Problem yok yani. Özgüveniniz kaybolmasın arkadaşlar. Aynen. Yapabilirsiniz. Aynen arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi oyunlar. Herkese keyifli oyunlar.